Sosyalleştirdin mi ya? Her şey tamam. Arkadaşlar selamun aleyküm. Ben Urfalı kardeşiniz. Bugün Kahramanlı Hacı abinin yanındayız. Antrenman veriyor yavrulara. Tam zamanında geldim. Abimi biraz tanıyalım. Selamun aleyküm abicim. Ya biz de YouTuber olduk İsmail Sayın. O kadar basit abicim. Rahat ol. Rahat ol abim. İsmail 78'i takip etmeye devam edin. Allah razı olsun abi. Abi bunlar ne? Bu senenin yavruları mı usta? Bunlar bu senenin yavruları. Böyle top uçuruyoruz. Evet. Bir haftadır falan top uçurmaya başladık. Evet abi. Şimdi bugünkü uçurum, üçüncü uçurumu. Ben yaklaşık 4-5 defa uçuruyorum. Tamam hacı abi. Kanatları, spirleri biraz güçlensin diye. Yani kas, tamam. Kas yapsın diye. Kas yapsın diye. Kas yapsın diye uçuruyorum. Kas da uçurmuyorum yavaş yavaş. Fazla da uçurmaya gerek yok ama kısa kısa çok. 3 defa, 4 defa, 5 defa uçuruyorum. Yani günde 3-4 defa kaldırıyor mu acaba? 5-6 defa. Kaç dakika abi? 5-6 defa? 5'er dakika, 10'er dakika. İlk uçumunda 10 dakika falan uçurdum. Çünkü içine bir tane eke attım. Eke attığın zaman kuşlar biraz daha yükseliyorlar. İkinci uçumunu 2'şer 2'şer uçurdum. Üçüncü uçumunu şimdi toplamda uçuruyorum. Evet abim. Fazla zorlamaya gerek yok. Bu mevkide uçsunlar. Kas yapsınlar biraz. Haftaya bunları biraz da grup şeklinde uçurduk. Abi böyle hava şartları önemli değil senin için değil mi? Yavru için de önemli değil. Yavru için de önemli değil. Tamam abi. Fazla şiddetli rüzgar olmadığı müddetçe böyle uçururum. Hacı abi bunlar senin kendi şey... Bunlar benim kendi kuşlarım. Kendi kuşların değil mi hacı abi? Ben çok sevdiğim kuşlar. İlkinin benim yılan kafalardan. Bak şu kök var ya, evet abi. Ayağında kırmızı yüzük olan. Evet. Benim yılan kafalarda. O evden getir. He. Tamam. Bu yılan kafaları bilmeyen arkadaşlar biraz hediye versem bıkarlar. Şöyle bıkarlar. Fazla uçmayı istemezler yavruyken. Kuş attığı zaman döner gelir tekrar arkandan baktın, arkandan bakmışsın arkanda yerde kuş. Evet. Ama ekeliğine gelmeye başladıkları zaman yani şöyle bir 3-5 aylıktan sonra kuşların seyretimine doyum olmaz. Güzel oynarlar, güzel şey yaparlar. Şu küçük olanlar da, küçük dumanlı ve şu gök yavrular da benim kırlangıçlar dediklerimden. Onların atımı, ondan sonra uçumu çok değişik. Kırlangıç gibi uçarlar, çok hafif, çok seri uçarlar. Yani doyumuna seyir olmaz. Gerçekten güzel onlar. Bunlar da öyle yani. Bunlardan inşallah bu sene Osman Demir abime, Hardurbek'ten onları uçuracağım, seyrettireceğim, ona hediye edeceğim. İnşallah abi. Çünkü Osman abi bu seneye kadar kuş bulamamış. Abi tamam dedim ben söz, bu zamana kadar benden istedi, vermediydi. Evet. Bu sene inşallah ona uçurup seyrettirip vereceğim. İnşallah abi. Selam nasip olsun. Nasip olursa. İnşallah. Abi sularına ne kattın hacı abi? Şimdi azizim. Şimdi yavru uçuruyoruz ya, dedik ya biraz önce 5 defa, 6 defa, 7 defa uçuruyoruz yavruları. Evet abi. Şimdi bunların yorulmamaları için ekstra vitamin veriyorum. Yemlerine de sarımsaklı yağ veriyorum. Sarımsaklı yağ bunları iyi uçurur, nefesini açar, kuşların uçmasına yardımcı olur. Sarımsaklı yağ unutmayın. O senin yaptığın o omega dedin değil mi abi? Herkes uygulamış ya. Çok geçen gördün mü abi? Yok. Bir tane Yasin diye bir arkadaşımın yanına gittim. Sarımsaklı yağ yapmış dedi. Bunu nereden gördün dedim. Hacı abiden değil mi dedim. Abi selam söyledik sen oradan. Bu ne abi? Bu da 9. 10. aydan seninle bir çekmiştik evet. Yavruları. Bu da yeni başlayacak. Yalnız kuyruk falan. Ha bak tüy de. Evet. 9. 10. ayın yavrusu ya bu. Evet. Tüye girmiş. Yani son sezonun yavruları olduğu için sezonunda almadığımız için bunlar şeye girmişler. Tüye girdiler. Fazla zorlamak istemiyorum. Kısa bir bakalım. Bu teke gelmeye başladı. Yalnız fazla zorlarsam kanatta şey yapabilir, patlatabilir. Bu patlatma olayı nasıl oluyor hacı abi? Nasıl patlatıyor? Şimdi tüyler geliyor ya kanatlar. Fake'ler geliyor ya. Evet fake'ler abi. Geldiği zaman bu fake'lerin içerisinde kanlar olur. Birbirine vurduğu zaman o kanlar patlama yapar. Yani o içerisindeki o şeyin damarına şey olur. Hacı abi bazıları diyor ki kanat patladan veya bilmem ne öyle kuşlardan bir şey olmaz diyenler var abi. Abi kanat patladan kuş bende vardı. Bundan 5-6 sene önce sevdiğim bir arkadaşımın
Ben para birim aldım. Evet abi. Aç konacağım. Para birim aldım. Kuş bir gün seyredebiliyor. Bir gün seyredebilirsin hocam. İkinci defa şuralar kan oldu. Yani o hatalı kuş ya. Değil mi? Beslemeyin. Ben de beslemeyin ya. Hacı abi öyle diyor. Beslemeyin çünkü yani eşin dostun geldiği zaman var ya kuşu seyrettiremezsin yani. Zor olur. Seyrettirmez zor olur. Yani beslediğine değmez yani. Hani şu, çünkü sen gibi böyle bir arkadaş geldiği zaman şu kuşu uçurayım. Bu hatta bu kuşu uçurayım da seyredelim dediğin zaman kuş yani kanatlarda kan. Ya o da iyi bir, yani. İyi bir şey değil abi ya. O neden oluyor? Görünüş olarak da değil mi? Kuşu sert kuşa vuruyorlar. Arkadaş öyle vurmayacaksın ya. Çok taklalı dişiyi az taklalı erkeğe vuracaksın. Veyahut da onun tersi ya bu. Çok taklalı erkeği az taklalı dişiye. Yani ya böyle yapın ya böyle yapın. O zaman naramdaman alırsanız kuşlarınız iyi olur. Sert vurduğu zaman kanat patlar. Hacı abi mesela bu kuş serime falan kimisi diyor iyidir diyor. Kim, kuş mesela sefere geliyor ya mesela. Evet. Kuş mesela kimisi diyor mesela kuş serdiğin zaman iyidir diyor. Kimisi diyor elini vurma diyor. Hacı abi saçımı uzattım diyor. Hacı abi gelir gelmez böyle İsmail dedi imajımı değiştirdi. Normal kelim. Abi havalar o kadar soğuk ki. Şimdi normalde kuş sermemiz lazım mı Hacı abi? İsmail şimdi ben yarışa girecek olsam şahsen. Evet abi. Kuşları sererim. Kuşla yarışa uçuracağım kuşu o kuşların içinden kaldırmaya çalışacağım. Öyle antrenman veririm. Ama biz bugün bu kuşa biz kanadet tutulmasın diye. Yeni başlamaya dedik. Bu erkek bu. Evet. Bir telefon geldi galiba. Tutma ya. Ya sorun olmaz. Yok yani olur mu abi? Cevap versene abi güzel olur, abi. Olur. Mesela hangisi peki, daha iyidir? Mesela şimdi kanında olacak tamam. Şimdi bu kuşun normalde sefere başlamadım. Yok. Mesela sefere şey etmek için kuş sermemiz lazım mı yani yoksa kendiliğinden de mi gelir onu soruyorum. Şimdi bak bu tarafa gel. Tamam geldim abi. Bu tarafa gel. Biraz beni çekme. Çekeceğim mi ben? Çekiyorum abi. Şimdi bunun şöyle bir 10 uçumluk yaz zamanı var. Yani ne tamam. Bu? Yani buraya şöyle yoklaması lazım. Biraz evet. Bu alanı gezmesi lazım. Ya bu gezmiyor bak farkın neyse. Evet. Bu alanı gezdiği zaman 10 dakika içerisinde bir tane kuş çıkaracaksın. Tamam. Bu kuşa bir göstereceksin. Kuş burayı yokladığı zaman o kuşu içeriye katacaksın. Ondan sonra kuş tekrar gezmeye başlayacak. Gezmeye başladıkça senin o kuşun gelme durumu belli olur artık. Bu çevrede dolanmaya başlar. O zaman ne yapacaksın? O kuştan bir tane daha çıkaracaksın. Böyle bir pırıltı vereceksin. Kuş burayı tekrar bir yoklayacak. Bunu 5-10 defa yapman lazım. O kuş buraya alışacak yani. Seferini görmesi lazım. Pırıltıyı yapması lazım. Görmesi lazım. Kuşu antrenman böyle verir. Ama bu antrenmanlık durum yok şu an. Şimdi normalde kuşu... Biraz şimdi bundan sonra uçuracağım kuşla. Göreceksin. Yapacağız. Çağırmadan pırıltısız kuş ne yapar Hacı abi? Gelir mi? Ya gelir ama tam randımanı vermez. Ya hedefini bilmesi lazım. Benim hedefim bura demesi lazım. O hedefi alıştırmak için... Yani, orada kuşlarla beraber yemliyor mu dedin abi? Tabii canım burada bak ben ilk yavrularımı şunla besleyeyim. Şöyle koyduk. Bunun tavsiye ederim ben denedim güzel. İlk çıkan yavrular yani yeme inmiş kuşlar yavruları. Bunun içine koyuyorum kafeste bunun içine yemliyorum. Bir hafta yemliyorum ya. Ondan sonra bunlar çevreyi öğreniyorlar ya. Kuşun kaçma olayı olmuyor. Geçenlerde ben bir tanesini kaybettim. Bayağı da şöyle bir kilometre yere falan gitmiş. Kuş geldi, bir gün sonra geldi. Yani abi demek kafese alışmış, pardon. Demek arkadaşlar kafesin içinde yem atarsa kafese atınca geliyorlar. Helal olsun Hacı abi. Kafeste kuş çağırıyor abi. Bakalım. Eyvallah abi. Arkadaşlar Hacı abi gerçekten doyum olmuyor. Hacı abi bu iş Hacı abisiz olmaz. Size o kadar diyorum. Hacı abi... biz ilk Hacı abiden başladık öyle sayılır beraber bu gel. Arkadaşlar like yapın. Videoyu beğendinizse arkadaşlar bunun ikinci bölümünü de hemen arkasına yapıştırırız. Hacı abi. Güzel.
Tamam abi.